Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 12 Mayıs günlerden Salı. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Aslında bugüne baktığımızda gündemimizde neler var diye. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıllık ve 8 yıllık endeksli, tüfe endeksli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Yine Amerika'da Nisan ayına ait enflasyon verisi gelecek. Önemli. Enflasyonu yukarı çekmeye çalışıyorlar ama tüfenin aylık 0.8, gıda ve enerji tüfenin ise aylık 0.2'lik bir gerileme yaşaması bekleniyor ABD'de enflasyon tarafında. Yine bugün James Bullard FED üyelerinden ve Neil Kashkari'nin konuşmaları olabilir FED üyelerinden. Önemli FED üyelerinin konuşmaları vermiş olduğu mesajlarda piyasaların takip ettiği mesajlar oluyor. Birazdan daha detaya ineceğim ama öncesinde piyasalar açılmadan önce nelere bakacağız hızlıca bir göz atalım. Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 286 bini aştı. İkinci dalga riski değerlendiriliyor. Bu arada dolayısıyla Avrupa ve Asya piyasalarında ikinci dalga dolayısıyla biraz daha satıcılı bir günü geride bıraktık. Şimdi can kaybı 286 bin. Şöyle bir bakıyorum. Salgından en çok etkilenen ülke 1,3 milyon vaka ve 80 bini aşkın can kaybıyla Amerika Birleşik Devletleri olmuş durumda. Son bir günde öte yandan Fransa'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26.643 kişiye, İtalya'da ise 30.739 kişiye yükseldi. Yani Avrupa tarafında ABD'de ölümlü vakalar artmaya devam ediyor. İkinci dalga riskini hala göz ardı edilmiyor tabii ki. Piyasalarda bunu dün itibariyle fiyatlamaya başladı. Bazı ülkelerde yeni yeni vakalar görülmeye başladı. Artışlar da görüyoruz. Dolayısıyla önemli bir haber akışı olarak karşımızda duruyor. Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 139 bin kişi aştı. Bazı kısıtlarda gevşemeye gidildi. Mesela AVM'ler açıldı. Bazı AVM'ler, hepsi değil tabii. Bazı mağazalar da açtı. Kuaför ve berberler de açtı. Restoran ve oteller ne zaman açılacak, hangi tarihte açılacak ve o açıldığı takdirde gidilecek, gidilmeyecek, talepte hafif hareketlenme görecek miyiz? Tabii bunlar hala belirsizliğini koruyor. Bu arada Sağlık Bakanı Koca'nın da uyarısı var. Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000'den az olacak dedi bu arada Sağlık Bakanı Koca dün yapmış olduğu açıklamada. 55 kişi 24 saatte hayatını kaybetti Türkiye'de. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım diyor Fahrettin Koca bu noktada. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı da azalmaya devam ediyor dedi. Şimdi 3 kamu bankasının sermayesi 21 milyar TL artırılıyor. Varlık fonu Vakıfbank'a hissedar oluyor. Şimdi daha önce Ziraat Park'ta görmüştük biz bunu. Bu ne anlam taşıyor? Birazdan telefon bağlantımızda soracağız. Ne demek bu ve piyasalar açısından ne anlam taşıyor? Kamu bankaları farklı mı ayrışacak? Kredi büyümesini nasıl etkileyecek? Bunlar sorulacak sorular. Şimdi Asya borsaları koronavirüs enfeksiyonlarındaki ikinci dalga endişelerinin artmasıyla gerilediğini görüyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bazı ülkelerde tekrar artmaya başladı çünkü vaka sayıları. Mesela Çin'de o anda tekrar görüldü örneğin. Dolayısıyla yine belki ekonomiler yavaş yavaş açılmaya ve bu karantina tedbirleri yavaş yavaş gevşetilmeye başlasa da yine de tedbiri olmayanlar ya da tedbiri elden bırakanlarda vaka sayılarının arttığını görmekteyiz. Tabii koronavirüs hala bitmiş değil, bir aşısı, bir ilacı bulunmuş da değil. Dolayısıyla bu gerçekle yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi Çin'de üretici fiyatları Nisan'da beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Burada daha önceki veri %4'ün üzerindeydi Çin'deki enflasyon verisi, üretici fiyat verisi. Dolayısıyla Çin'de işler düzeliyor, düzelmiyor. Biz bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bir enflasyon sorunsalı var gibi duruyor. Bugün az önce bahsetmiş olduğum gibi Amerika'dan gelecek rakamlar da bize bunu gösterecek. Talep yetersizliği ya da düşük, çok düşük talep nedeniyle fiyatlarda, yani enflasyonda talep yetersizliğinden bir gerileme görüyoruz. Ancak arzda da sıkıntılar var ithalat ihracat tarafında. Tüm dünyada biliyorsunuz sınırlarda kapatıldı, bazı ürünlerin ithalatına ek vergiler getirildi. Dolayısıyla bir sorunsal var. Arz ve talep tarafında hala düzelebilmiş değil. Hemen devam edelim, biz rakamlarla Borsa İstanbul'a bakacağız. Borsa İstanbul dün 10.000'de 5'lik bir eksiyle kapattı. Aslında çok büyük bir eksi değil. 97.792, yaklaşık 1000 puanlık bir bantta hareket etti. En düşük 96.600-96.700 seviyelerini gördük. Dar bir bantta hareketini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Dolar TL tarafında sakin seyir devam ediyor. 7.0577 açılışta aslında yatay yapmış durumda olduğunu net olarak görüyoruz. Euro tarafında tabii pariteye bakacağız. 1.0809, 1.08 bandında gezmeye devam ediyor. 1.6'da 1.0720'li seviyeler var. Analistlerin belirtmiş olduğu destek seviyesi aşağıda o.
Şimdi tabii burada da bir yatay başlangıç görüyoruz. 7.63-37 seviyesi ve %0.01 seviyesi var artışta. Bu arada dolar TL'yi şöyle hatırlayalım. Şubat ayında 6.05'ti, şu an 7.05. Devam edelim biz tahvil faizlerine. Şimdi tahvil faizlerinde BDDK'nın almış olduğu önlemler sonrasında 400 bas puanlık bir gerileme, bir geri çekilme yaşamıştık. Türkiye'de 2 yıllık tahviller geçtiğimiz hafta %8.35 seviyesine kadar gerilemişti. Keza mı pazartesi günü, yani dün itibariyle, cuma günü itibariyle %9'un üzerine attığını görüyoruz. %9.11. Uzun vadelerde %12'nin hemen altındaydı. Fakat çok da geri çekilmemişti. Şu an %13.27 seviyesinde. Avrupa piyasalarıyla devam edelim. Yine Covid-19 vakalarıyla ilgili olarak ikinci dalgadan çok çekiniliyor, korkuluyor. İşte İtalya, Almanya gibi ülkelerde, Hollanda gibi ülkelerde işte okulların açılması, AVM'lerin açılması, alışveriş merkezlerinin açılması, yavaş yavaş ekonomilerin açılması ikinci dalga korkusunu da ön plana taşıyor. Dolayısıyla Avrupa piyasalarında en fazla kaybı Fransa'da gördük. Biraz önce bahsettim, Fransa'da ölümlü vaka sayıları Amerika'dan sonra en fazla artan ülkelerden biri diye. %1.3'lük bir kayıpla tamamladı. Londra'da yatay bir kapanış görüyoruz. Frankfurt tarafında %0.7'lik bir satışçılığı seyirle kapanışını gerçekleştirdi. İtalya tarafında %0.33'lük bir kayıp görüyoruz. Şimdi devam edelim, biz ABD borsalarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın açıklamalarını da görüyoruz. Trump'da Covid-19 mücadelesiyle ilgili rakamlarımız iyi gidiyor diyor. Bir taraftan da tekrar basına yüklendi. Yalancı basın diyor bu noktada. Dolayısıyla Amerika'dan gelen bu açıklamalarla beraber FED'den gelen açıklamalar ve ABD verileri önemini korumakta. Şimdi Dow Jones'ta biz kayıp gördük, %0.45'lik. Biraz ayrışma var görüldüğü gibi. S&P 500 %0.02, tabii bu şirket bazlı, bilanço bazlı olduğunu da ifade edelim. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Hatta şöyle bir hızlıca ben size aktarayım. Bugün itibariyle gelecek hangileri gelecek? Şimdi Toyota'da, Honda'da, Allianz'da, Deutsche Post'ta, Vodafone Grup'ta, Porsche'ta bilançolar bekleniyor. Genel olarak dünyada bilanço dönemi devam ediyor. Vadeli tarafta eksilerle devam ediyor bu saatte. %0.8'lik Dow'da kayıp var. Nasdaq'ta %0.4, S&P'de %0.8'lik kayıpla işlemler devam ediyor. Şimdi Türkiye piyasalarında açılışını birazdan göreceğiz. Öncelikle BIOP, sonra da spot piyasa. Ve devam edelim biz hemen emtia tarafına da hızlı bir şekilde bakalım. Emtia'da altında 1710 doları görüyoruz. Burası 1693 seviyesini gördü bugün. 1703 ons dolar. Yani çok dar bir bant hareketin devam ediyor. Gram altın tarafında 386-393 bandı devam ediyor hareketine bu arada. Tabii dolar TL'nin hareketi de etkili oluyor. Her zaman belirtiyorum ben bunu. %0.38'lik bir artış var gümüşte. NYMEX ve Brent biraz daha sakinler. Biz Nisan çok fırtınalı geçirdik petrol fiyatları açısından. %0.9'luk kayıp prim var ve Brent'te de %0.7'lik bir prim olduğunu da söyleyelim. Bu noktada birazdan Ersoy'a da döneceğiz. Çünkü Aramco'nun karlılığı, bilançosu bekleniyor. Dolayısıyla biraz detay verecek o bize diyelim. Ve veri varsa hemen veriyi de aktaralım, arkasından Gizem'e geçeceğiz. Veri tarafında bugün takibimiz Norveç'in ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamları olacak. Ki bu hafta genelde verilerde Avrupa kanadından gelen ilk çeyrek büyüme öncü göstergeleri var. Hindistan'da enflasyon gelecek. Enflasyonu çok yakın takip ediyoruz. Ülke ülke fark ediyor. Yine Hindistan'da Mart ayına ait sanayi üretim verisiyle Amerika'da Nisan ayına ait TÜFE verisini bekliyor olacağız. Biraz önce ben size detayını aktardım. ABD'den beklenen TÜFE'de enflasyon rakamları açısından. Hemen Gizem'e doğru ilerleyeyim. Gizem, günaydın. Günaydınlar. Evet, Çin enflasyonu ben çok detay vermedim. Sen istersen ver detayı. Şimdi enflasyon rakamları bilindiği gibi aşağı yöndeki seyrini koruyor. Bunun tabii ki sebebi şu, TÜFE rakamlarında zaten aşağı yönde hareket görüyorduk. Artık doğal olarak üfede düşüyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinden kaynaklı olarak. Evet, Çin ekonomisi açıldı ama şu var, Çin ihracatçı bir ülke. Bundan kaynaklı dışarıdan gelen talep salgından kaynaklı hala zayıf olduğu için bu rakamlara da olumsuz yönde yansıyor. Bu bir deflasyon tetikleyicisi bu arada, onu da söyleyebiliriz. Veriler her anlamda beklentinin altında kaldı. Hatta ve hatta normalde seninle Çin'in TÜFE rakamlarını konuşurken hep derdik ki gıda fiyatlarında işte bir ayrışma var. Yukarı çeken rakam burası. O yüzden çekirdeğe bakmak lazım diyorduk. Ama şimdi fark etmez. Hem arz tarafı zayıf hem talep tarafı zayıf. Neticesinde bu da enflasyon rakamlarına düşüş yönünde yansıyor. %3.3'lük bir gıda TÜFE rakamıyla karşılaştık. Ve gıda Çin manşet TÜFE rakamıyla karşılaştık. Gıda TÜFE rakamı da %14.8'e kadar gerilemiş vaziyette. %20'lerin üzerindeydi rakam daha bir ay öncesinde. ÜFE'de benzer bir hikaye var. Burası zaten
Az sonra mesela Amerika'daki enflasyon rakamlarında da benzer bir şeyden bahsedeceğiz. Üfe'nin düşmesi için tabii ki çok fazla sebep var. Bu arz talep zayıflığının yanı sıra başka etkileyen bir faktör de mesela düşürücü yönde emtia fiyatlarındaki eksiklik, düşüş. Bloomberg emtia endeksi üzerinden de gidecek olursak fiyatların özellikle 2020 yılı boyunca düşüş kaydetmesi üfe rakamlarına da aynı şekilde aşağı çekiyor. Renminbi tarafından ne oldu? Bu tıpkı dolar endeksi gibi renminbinin bu sefer diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçer. Dikkat etmek gerekirse evet son aylarda biraz yatay ama yılbaşından buna bakacak olursak artı da buna rağmen yine de buradaki rakamları yukarı yönde bir etki etmemiş. Bu da zaten mevcut durumdaki arz talep zayıflığının bir başka göstergesi gibi anlaşılıyor. Amerika'ya da gidelim. Şimdi Amerika'da hep ne görüyorduk geçtiğimiz senelerde? Enflasyonu %2'ye çekmek istiyorlardı ama çok altında. Uğraşacağız diyorlar ama tabii arz talep meselesi var. Ona da bir bakmakta fayda var. Şimdi Çin'in üfe rakamlarından tekrar alayım. Mesela Çin'deki üfe rakamları bunun artış kaydetmesi neden önemli? Bir şirketin üretim yapabilmesi için karlılık lazım. Dolayısıyla fiyatların artmadığını görünce doğal olarak bu üretimin azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla sadece bu Çin üzerinde söylüyorum. Ama Çin tarafında aynı zamanda dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu için ve oralarda fiyatlar artış kaydetmediği için bu dünyaya da deflasyon verdiğini, ihraç ettiğinin bir başka göstergesi. Zaten yukarıdaki panelde gösterdiğim ABD çekirdek PCE ile Çin'in üfe rakamlarını üst üste koyduğumuzda Çin'in üfe rakamlarının bir nevi ABD'deki enflasyon rakamlarının öncüsü olduğu anlaşılıyor. O yüzden de Çin'deki üfe rakamlarındaki son bir düşüş muhtemelen buradaki Amerika'daki enflasyon rakamlarını da aşağı çekecek. Ben burada çekirdek PCE üzerinden gittim ama diğer enflasyon göstergeler üzerinden gidecek olursak sadece Çin olarak gitmeyeyim. Sadece Amerika'nın Çin'den aldıkları, ithal ettikleri onun fiyata yansımasından bahsetmeyeyim. Amerika ekonomisinin kendi üzerine de bakacak olursak zaten istihdam raporuna en son aldığımızda bayağı kötü rakamlar. Evet. Bu iş gücü maliyetlerinin mesela düşmesi de aynı zamanda ABD'de enflasyon rakamlarını aşağı yönde etkiler. İş gücü maliyeti aşağı yönde. Çin'in üfe rakamları yine aşağı yönde etkiliyor. Bununla beraber emtia tarafı yine baskılayıcı yönde hareket etmesine sebep oluyor. Yılın bu zamanlarında normalde biz benzin gaz fiyatlarında evet. Amerika'da artış görürüz. Bu ayın rakamlarında %18'e yakın düşüş kaydedildi. O yüzden mevsimsel etkilerden de öte mevcutta içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı olarak zaten Amerikan ekonomisine kendi fiyatlamaları da düşüşe işaret ettiği için enflasyon zaten kendi başına aşağı geleceğe benziyor. Evet, enflasyon biraz başa bela olacak orada gibi evet. Gözüküyor. İstihdamla beraber çift durumları var. Bu depresyonu önümüzdeki evet. Dönemde konuşmamıza bile sebep olabilir. Ama bunu söylemek için çok erken. Yani çok kötü bir senaryo. Olsun ama yıllar yani alır toparlanması. Önümüzde de var. Bilmiyoruz. Çok bir belirsizlik devam ediyor. Covid-19 ile ilgili hatta işte söylüyoruz. İkinci dalga meselesi neden korku dolayısıyla Asya'da da gerileme var diye. Aramco. Biz bir ara Aramco'yu çok konuştuk. Evet. Bilançosunu verecek. Bugün bilançosu bekleniyor Aramco'nun. Tabii burada Aramco bir petrol şirketi olduğu için bütün detaylarına sahip olacağız. Yani bir telekonferans olacak, basın toplantısı falan hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Ben sadece zaten Ersoy da detaylarını aktarır ama sadece şunu göstermek istedim. Mevcutta içinde bulunduğumuz durumda petrol fiyatlarındaki o çöküş Aramco'nun hisse fiyatlarına da yansıdı. Ve doğal olarak da bugün beklenen birinci çeyrek rakamlarında zayıf finansallar beklentisi var. Şu ekrana getirdiğimde hisse performansı. Bunca zaman dediğim çok uzun bir zaman değil belki ama bir süredir en azından işlem gören halka açık dünyanın en karlı şirketinden bahsediyoruz aslında. Ve o dünyanın en karlı şirketi salgından kaynaklı düşen petrol fiyatlarından muhtemelen birinci çeyreği kötü geçirdi. Ve bunun hisse fiyatlarına yansıması da halka arz fiyatının çok 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 altında bir fiyatlamaya işaret ediyor. Bu da bir nevi tabii ki bilanço beklentilerini yansıtıyor. Bakalım ne kadarı fiyatlamaların içerisinde bugün onu da görme şansına sahip olacak. Şimdi para birimlerine de bakalım. Para birimleri de tabii dengesizleşti bu dönemde. En fazla kayıp Meksika'da görüyoruz. Evet, TL'yi bugün en tepede görmekteyiz. %0.2'lik bir primle beraber. Kazananlarda çok fazla bir hikaye yok. Tayyip Bahtı Çin renminbisi diye liste devam ediyor. Dikkat etmek gerekirse dediğim gibi kafa biraz karışık. Çünkü mesela bizim içerisine dahil olduğumuz Doğu Avrupa sepetinde Çek koronası, Macar forinti yatay, Bulgar levi yatay.
TL'yi biraz daha onlardan daha fazla primli görmekteyiz. Ama düşenler tarafı daha baskın çıkıyor ve ortalamayı da aşağı çekiyor. Meksika pesosu %0.4 ekside, won ekside, Endonezya rupisi ekside. Yani olan şüpheliler biraz daha ekonomisi daha kırılgan olan para birimlerinin biraz daha görece daha zayıf seyrettiğini görüyoruz. Bu sabah itibariyle TL harcaması %0.2 artı doğrusu. Birazdan telefon bağlantımız olacak ama 21 milyar TL'lik bir sermaye artışından Türkiye Varlık Fonu'nun öncülüğünde 3 tane kamu bankası. Şimdi bunun etkilerini zaten konuşacağız ama senin de grafiğin var. Ben o kısma çok girmeyeceğim yok, şimdi. Yok, ona soracağım. Evet, aynen. O teknik detaylardan yine bahsederseniz ben sadece hisse performansı olarak söyleyeyim. Bu haber akışı tabii ki kamu tarafında, kamu hisseleri, kamu bankaları hisseleri üzerinde pozitif olarak yorumlanabilecek bir haber akışı. Ama fiyatlamaya ve değerlemeye gelecek olursak benim bu çizdiğim grafikte şu tarafta fiyat defter değeri var dikey eksende. Yatay eksende de beklenen fiyat kazanç oranı var. Pembeyle gösterdiğim kısım burada görülen bankaların ortalamasını gösteriyor. Bununla beraber buradaki diğer tabloda ben burada Vakıfbank üzerinde gitmiştim. Ama direkt ortalamayı söyleyeyim. Zaten hangisinin beklenen FK hesaplanmış ya da fiyat defter değeri var buradan görünüyor. Ortalamayla kıyaslama yapalım mesela kısaca. Beklenen FK bütün bu bankaların ortalamasında 3.47. Fiyat defter değeri ise 0.54. Mesela bankalar üzerinde bakalım. Beklenen fiyat kazanç oranı mesela bu ortalamanın daha altında Vakıfbank'ta. Evet. Fiyat defter değeri üzerinden bakacak olursak yine Vakıfbank'ta ortalamanın altında kaldığı görülüyor. Bir başka kamu bankası üzerinde gidelim. Mesela Halkbank görüyorum burada. Çok beklenen FK aynen. Ortalama 3.47, Halkbank 2.90. Fiyat defter değeri bu bankaların ortalaması 0.54, Halkbank'ta 0.21. En düşüklerinden biri. Evet, dolayısıyla fiyatlama tarafında bugünkü beklentiler olumlu yansıyacağı yönünde. Ama çarpanlar üzerinden gidecek olursak zaten bu bahsettiğim bankaların ortalamasının daha altına. Yani kamu bankaların çarpanları daha düşük bir çarpanı işaret ediyor şimdiye kadarki fiyatlama itibariyle. Var mı son bir grafiğin? Bir de borsa var. Dünkü kapanış her zaman yaptığımız. Yatay bir kapanış vardı zaten. Bugün de yatay bir başlangıç beklentisi gördüm. Hani analistlerin ilk gelen raporlar bu yöndeydi. Yapı Kredi, Migros, Aselsan, Sabancı Holding diye en fazla yükseltenler listesini görmekteyiz. Düşürenler tarafında ise dünün en fazla aşağı çekenleri endeksi Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Türksel, Kozaltın diye devam ediyor. Günün neticesinde dar bir bant hareketi gördük aslında. Ayrışmış da bir borsa gördük. Zaten 47 hisse yukarıdaydı, 46 aşağıda. 7'si yatay tamamladı. 98.419 puandan günü güne başlamıştık. 97.792 puandan da yatay olarak bitirmiş olduk böylece. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hemen ben Soner'e de gideceğim. Soner karşımda, Soner Koru. İyi sabahlar diliyorum. Şimdi az önce Gizem'in de bahsettiği dün akşam gelen haber üzerine habere istinaden piyasaların nasıl bir ayrışmasını, açılmasını bekleriz. ABD vadeler %0.8 ekside, bu hatırlatma yapayım. Asya kötü kapattı, Avrupa keza aynı. Ne dersin Soner? Yani Zeliha baktığımızda gün yatay bir açılış yapılmasını bekliyoruz aslında Borsa İstanbul açısından. Geçtiğimiz haftadan beri orada bir 102 bin lira kadar yükselmiştik ama orada itibaren sanki yatay ve hafif aşağı eğimli bir piyasa izliyoruz. Genel itibariyle TL varlıklarda Mayıs ayı biraz negatif ayrıştığımız bir ay oldu küresel taraftan. Bu anlamda endekste aşağıda 97.500 bandı, yukarıda da 99.300, yani ortalama 2.000 puanlık bir band içinde hareket ediyoruz. Bu bandın alt noktalarına yakınız. Yani TL varlıklarla ilgili majör da tartışı olmadığı sürece ben bu bandın içinde fiyatlamanın bir süre daha devamını bekliyorum. Bugün dediğim gibi açılış yatay, artılı eksili olabilir. Bu kamu bankaları ile ilgili gelen haber de aslında yeni değil, sürpriz değil. Bu yeni ekonomi planı sunumunda yapılacaklar arasında belirtilmişti zaten. Geçtiğimiz hafta Sayın Bakan Berat Albayrak da bu telekonferansta yine bu konudan bahsetmişti. Sermaye yeterlilik oranları ile ilgili aslında bir problem olduğunu düşünmüyorum bankalarımızla ilgili bu anlamda ama bu son dönemde virüs fiyatlaması ile ilgili olarak bu yıllık biliyorsun %70'lere vardı kredi büyümesi. Belki bu son hareket bir miktar bu hamlenin zamanlamasını öne çekmiş olabilir. Bu 21 milyar TL 3 banka 7'şer milyar olarak uygulanacağı anlaşılıyor açıklamada. Tabii Vakıfbank'ta varlık fonunun payı yoktu. Bu hamleyle Vakıfbank'ta da olmuş olacak. Yani normal
zaten biliyorsunuz sermaye eklenmiş olması genel itibariyle hisselere olumlu yansır. Vakıfbank da güçlü bir bilanço açıklamıştı. Bir miktar burada bankalarda pozitif bir hareket açıkçası beklenebilir diye düşünüyorum. Kamu bankalığı önceliğinde özel banka hisse senetlerinde de hareket beklenir mi? Yani bankacılık endeksi tabii bu son harekette 82.000-102.000 rallisinde açıkçası çok fazla öncü olamadı. Bu risk fiyatlamasıyla ilgili düştüğü yerde kaldı. Son dönemde bilançoları takip ettik. Bilançolarda da genel itibariyle piyasa beklentisinin çok fazla karşılanamadığını düşünüyorum. Çünkü bu yılın ilk iki ayı gayet iyiydi büyüme noktasında, özellikle geçen yıla göre. Evet, bankalarda kar var ama sanki o istenen ivme şöyle 2019-2020 kıyaslaması noktasında sağlanabilmiş değil. Yani bu anlamda benim önümüzdeki süreçte endeks yukarı gidecekse lokomotif olma noktasında sanayi ve bilişimi biraz daha öne çıkarıyorum. Bankaların, bankacılık endeksinin genelinde olumlu bir tablo, kalıcı bir tablo ve şu aşamada ben düşük olasılık olarak değerlendiririm. Son olarak ABD'de enflasyon verilerine şöyle bir bakıyorum, onu da soracağım. Enflasyonda TÜFE'de aylık 0.8, gıda ve enerji dışı TÜFE'de de aylık 0.2'lik bir gerileme bekleniyor. Böyle bir rakam, böyle bir oran piyasalar üzerinde çok ciddi bir etki yaratır mı, ne dersin? Bir etkisini bekler misin? Son bir sorum bu olsun sana. Yani zaten S&P'nin 3400'den 2200'e geldiği süreçte Mart itibariyle biz bu dataların çoğunu büyük ölçüde fiyatlamıştık. Ekonominin de durmuş olduğu bir dönem. Yani negatif veri piyasaları çok fazla bu anlamda etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Endekslerin şu aşamada daha çok baktığı şey bu virüsle alakalı ikinci dalga olasılığı ve bir diğer taraftan işte Trump'ın Çin'le bu süreçte yapacağı açıklamalar gibi görünüyor. Kötü datalar bence fiyatların içinde. Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum. İyi seanslar diliyorum sana. Ben yayının başında da ifade etmiştim, bu hafta büyüme rakamlarını alacağız diye. Norveç'in ilk çeyrek büyümesini bekliyorduk. %1,5 daralmaya işaret etti ilk rakam olarak. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Ve devam ediyoruz. Bu hafta başında dedik ki petrol konuşacağız. Aramco'nun bugün bilançosunu bekliyoruz. Hemen döneyim Ersoy. Ersoy, şimdi herhangi bir açıklama, telekonferans vesaire yapılmadı. Kar, bilanço, temettü, hiçbir şey bilmiyoruz. Sen deyiz. Evet Zeliha, bugünkü iki tane aslında önemli konu var. Bir tanesi Aramco'nun karı, birinci çeyrek karı bugün açıklanıyor. Başka yerlerde olduğu gibi ne telekonferans ne bir basın toplantısı yapılmayacak, bir sunum da olmayacak. O yüzden de soru cevap da olmayacak. Tamamıyla sonunda göreceğiz bu rakamları. İki şeye dikkat edeceğiz burada. Bir tanesi bu düşen petrol fiyatları Aramco'nun ilk çeyrek karını nasıl etkiledi? İkincisi bu temettü sözü vermişti. 75 milyar dolarlık, bundan vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Bir de sabike olan ödemesi var. Bu ödemesini yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu göreceğiz ama dün genel kurul vardı. Oraya da basından kimse alınmadı. Bu biraz açıkçası yadırgandı. Türkiye saatiyle 10.30'da açıklanacak bu bilanço. Diğer taraftan bugüne sürpriz bir gelişme daha vardı. O da Suudi Arabistan üretim kesintisini 1 milyon varil daha düşüreceğim dedi. Yani 8.5'dan 7.5'a düşürüyor. OPEC'e verdiği sözden daha da fazla. Bu biraz şaşırttı ama bir an önce petrol fiyatlarının yükselmesini ve bütçesine olan negatif etkisini azaltmak istiyor. Buna Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri 100 bin varil, Kuveyt'te 80 bin varille katılacağım dedi. En önemli gelişmeler petrol tarafında buydu. Son olarak da şu Çin'deki enflasyonu da söyleyeyim. Beklenenden kötü rakamlar, üfe -3.1, TÜFE 3.3. O yüzden de bugün Asya'da pek olumlu bir hava yoktu. Bir de açılan ekonomilerinden bazılarında Güney Kore'de olduğu gibi tekrar vakaların artması biraz endişeleri arttırdı. Bilya. Ersoy, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Biz de merak ediyoruz bakalım Aramco tarafını. Biz Ankara'ya şöyle ilerleyelim. Esra Nehir karşımda. Esra, iyi sabahlar diliyorum. Dün önemli açıklamalar geldi. Bu açıklamaların biraz detayını verelim. Evet, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. kez kabinesine video konferansla başkanlık yaptı ve normalleşme sürecinde atılacak yeni adımları açıkladı. Bu açıklamaları dilerseniz özetleyelim. 19 Mayıs'ta bir sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Önce
iki haftalarda hatırlanacağı üzere her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ve bu zaman zaman 1 Mayıs'la birleşiyor, 23 Nisan'la birleşiyor. Bu haftaysa, gece haftaysa 19 Mayıs'la birleşecek 3 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması, 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan sürecin başında 31 şehre bir seyahat kısıtlaması getirilmişti. Peyderpey aslında bu kısıtlamalarında gevşetildiğini söyleyebiliriz. Geçen hafta 7 şehirdeki seyahat kısıtlaması kalkmıştı. Bu haftaysa 9 şehir daha eklendi bu şehirlere. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Şanlıurfa ve Maraş'ta seyahat kısıtlaması kalktı. Diğer taraftan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına da geçen hafta sonu 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iznin devam edeceğini de açıkladı. Gelecek hafta yine 17 Mayıs'ta 11-15 tarihleri arasında, saatleri arasında 65 yaş üstü yine sınırlı süreliğine de olsa sokağa çıkabilecek. Bir diğer merak edilen başlık, çay hasat sezonu başlıyor aslında. 20 Mayıs itibariyle başlaması bekleniyor hasadın. Peki yaş çay alım fiyatı ne olacak, ya da üreticiler, işçiler gidebilecek mi bölgeye, üretim nasıl yapılacak, hasat nasıl yapılacak, bu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müstahsiller için, yani çay üreticileri için bir izin verileceğini söyledi. 19 Mayıs tarihinden hemen sonraki gün İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları izinlerle üretim için bölgelerine gidebilecekler. Yaş çay alım fiyatını da açıkladı. 2020 için uygulanacak yaş çay alım fiyatı ise destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu. Bunu da çay üreticilerine müjde olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Normalleşme yönünde aslında kontrollü sosyal hayat olarak nitelendiriyordu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adımların gerektiği takdirde esnetilebileceğini ya da tekrar sıkılaştırılabileceğini, dinamik bir süreç olduğunu söyledi. Hayatımız 10 Mart'tan önceki gibi olmayacak, buna dönüş olarak düşünülmesin vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemliydi de son bir not aktaralım. Bunlar haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısında güncel siyasi gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı ile ilgili bir mesajı vardı ki o da önemliydi. Cumhur İttifakı'nın yoluna devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve erken seçim aslında söylentilerine de kapıyı kapattı. Seçimlerin 2023 yılında olacağını söyledi. Şimdi sözü İstanbul'a bırakalım. Esra, teşekkür ediyorum. Biz hemen tabii bu Türkiye Varlık Fonu'nda ve kamu bankalarıyla ilgili haberle ilgili olarak, daha doğrusu Ziya Akkurt'u karşımıza alalım. Ziya Bey, iyi sabahlar. Aydınlar, iyi yayınlar diliyorum Ziya Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye Varlık Fonu'nda zaten ziraatın tamamı, halkın bir kısmı vardı. Şimdi vakıf bankalara sermayesine ortak olunuyor ve 21 milyar TL'lik bir sermayeden bahsediliyor, bir destekten bahsediliyor. Öncelikle bunun nasıl bir etkisi olur onu soracağım. Krediler tarafında keza aynı şekilde. Bu 21 milyar en azından şöyle böyle 100 milyar liralık yeni bir kredi olanağı getiriyor bu bankalara. Biraz marjla konuşabilsek, normalde bunu 8 katı kadar yapabiliyorlar. Minimum işte 100-120 milyar bir kredi kapasitesi daha getiriyor bu bankalara. Bu tabii beklenen bir şeydi. Daha belki programlarda da söylemiştim, bu aktif rasyosu çıktığında yapılan yaptığım yorumlarda. Kamu bankaları belli bir kredileri verdiler, veriyorlar ama özel sektör vermediği için bu aktif rasyosu çıkarılmıştı. Ama kamu bankalarının sermaye yeterliliği biraz aşağıya indiği zaman özellikle hazine bu konuda yardımcı olabilirdi. Şimdi bunu Türkiye Varlık Fonu vasıtasıyla yapıyorlar ve sermaye enjekte etmek suretiyle bu bankaların hem kredi verme yeteneğini hem de sermaye rasyolarını güçlendiriyorlar. Bu açıdan olmaz, yani malumun ilanı gibi bir şey oldu bu. Beklenen bir şeydi, ben şaşırmadım. Bu yolda da devam ediyor ama özel sektör bankalarının sermaye arttırmak suretiyle yollarına devam etmelerini ben şu anda beklemiyorum. Peki aslında bir de işin talep boyutu ve kredi verme isteği bankalarında oluşuyor. İki yönlü bir taraf, yani iki yönlü durum. Genelde işte KOBİ'lerin veya işte
hane arka borçlu borcu fazla olan hanelerin, daha doğrusu cümleyi tam toparlayayım, kredi arzusundan veya bankaların kredi verme arzusundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi bu şekilde evet bir sermaye desteği veriliyor. Siz de dediğiniz 100 milyar TL'lik bir kredi kapasitesi oluşturuyor ama acaba bu talep tarafında bir etki yaratır mı? Çünkü aslında istek KOBİ'lerin daha fazla ama burada özel bankalarda çok istekli mi değil mi sorusu da karşımıza çıkıyor. Ziya Bey, ne dersiniz? İşte özel sermayeli bankalar biraz bu konuda daha muhafazakar gittikleri için geride kalmalarından dolayı bu aktif rasyosu gündeme geldi. Tabii özel bankalar şirketlerin bilançolarına, durumuna, geleceklerine, bundan sonra koronavirüsten sonra hayatlarına nasıl devam edeceklerini ölçerek karar vermeye çalışıyorlar. Her ne kadar bunu çok doğru yapamayacaklarsa da. Ama kamu bankaları biraz daha devlet politikalarını desteklemek adına biraz daha rahat davranıyorlar diyebilirim. Zaten istenen de odur. O açıdan talep vardır, mutlaka vardır. Ama şunu da unutmayalım, biz 2018'deki kur artışından sonra zaten çoğu firmanın kredi borcu cirolarının üstüne çıktığı için bundan sonra aşırı derecede borçlanma sınırına girme durumu söz konusu olduğunda bütün bankaların, sadece özel sektör değil kamu bankalarında çok dikkatli olması gerekiyor Zeliha. Peki son bir sorum var. Şimdi genelde kamu bankalarıyla bir kredi piyasası yaratılıyor. Özeller daha geride kaldı. Bu dengesizlik COVID sonrasında sıkıntı yaratmaz mı? Yaratmaz, çünkü COVID sonrasında bu defa piyasa açılacağı için özel sektör bankaları daha rahat hayatlarına devam edebilirler. Yani bu bir denge meselesi. Şu anda kamu bankaları önde gidiyor, yarın COVID sonrası özel sektör bankaları gidecektir. O açıdan herhangi bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Peki bu 21 milyar TL'lik sermaye desteğiyle birlikte biz Türkiye'de işte krediyle büyümeyi sağlıyoruz son zamanlarda. Dolayısıyla bu tarz destekler acaba büyüme tarafında nasıl bir etki yaratır? Orta kısa vade için konuşuyorum. Ben yıl bazında sormuyorum. Evet. Şimdi teknik olarak krediye dayalı bir büyüme modelini ben kişisel olarak doğru bulmuyorum. Öncelikle bunu her defasında beyan ediyorum. Tabii ki belli darboğazdan açılması için kredi verilmesi lazım ama biz özellikle üreterek büyümek zorundayız. Ben şu rakamları vereyim. Bizim hizmet sektörümüz %64-65 civarında, imalat sanayimiz %27 civarında, tarım da işte %13-14'lerde, işte geriye ne kalıyorsa. Şimdi böyle bir tabloda Türkiye'nin çok gerçekten ürettiğini, üretebildiğini söylemek mümkün değil. Evet. O açıdan da bizim bir an önce üretim politikalarına dönmemiz lazım. Burada en kolay ve hızlı alınacak yol birincisi tarımdır. Ondan sonra da mevcut üretim fasilitelerinin açılması yolunda olacak size yani. Ziya Bey, çok teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum tekrardan size. Şimdi info yatırıma hemen dönelim. Yunus karşımda. Yunus, iyi sabahlar diliyorum. Şimdi az önce Ziya Akkurt Bey'e de sorduk. Bu 21 milyar TL'lik ek sermaye ve bu destek. Şimdi öncelikle yorumlar kamu bankaları önceliğinde endeksin belki diğer piyasalardan pozitif ayrışacağı yönünde bir düşünce var. Ne dersin? Katılır mısın? Nasıl bir açılış bekliyorsun? Evet, kamu hisseleri, yani kamu bankaları üzerinde bir pozitif etki yaşanmasını elbette bekliyoruz. Burada hem Halkbank tarafında hem Vakıfbank tarafında, ama bunun endeksin tamamını ne kadar düzeyde etkileyeceği soru işareti. Çünkü hala biz dünyada ikinci dalga endişelerinin canlı kaldığını görüyoruz. Zaten vadeli tarafta da, yani Viyop tarafında da endeks yatay hafif negatif bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul'da da çok farklı bir başlangıç yapılmasını beklemiyoruz. Küresel piyasalar ikinci dalgayı konuşuyor dediğim gibi. Özellikle Wuhan'da yeni vakaların ortaya çıkmaya başlaması, Almanya'da vaka artış hızının yeniden yükselişe geçmesi piyasaları tedirgin hale getirdi. Vadeli piyasalarda bir negatiflik söz konusu. Bizde dediğin gibi burada 21 milyarlık bir sermaye enjeksiyonundan bahsediyoruz. Bu elbette kamu bankaları için olumlu olacak. Kamu bankası hisseleri için de olumlu olacak. Çünkü zaten son dönemde özellikle ekonomiyi desteklemek üzerine görev zararı yazma
yazarak kredi dağıttığını biliyoruz biz bu bankaların. Dolayısıyla burada bir sermaye ihtiyacı vardı. Hem sermaye yeterlilik oranları aşağı geliyordu, hem de oluşabilecek zararlar önümüzdeki süreçte o rasyoları daha da aşağı çekebilirdi. Burada yapılan 21 milyarlık sermaye enjeksiyonu, diğer taraftan işte ortalama 7,5-8 kaldıraçla kredi verdiklerini düşünürsek 150-160 milyar TL'lik de bu bankaları yeni bir kredi açma imkanı sundu aslında. Bu da Türkiye ekonomisinin geneli için aslında pozitif bir haber olarak söylenebilir. Dediğim gibi ama yurt dışı piyasalarda maalesef bir ikinci dalga tedirginliği var. Bunun bize de yansımasını göreceğiz. Diğer tarafta bugün makro veri tarafında Amerika'dan TÜFE verisi gelecek günün en önemli verisi olarak. 0,8'lik aylık bir rakam gelmesi bekleniyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki sert düşüşün burada TÜFE'ye yansıması bekleniyor. Bu da yıllık TÜFE'yi %0,5'e kadar geri çekecek. Çekirdek tarafta hala 1,5'ların üzerinde kalmaya devam edecek TÜFE tarafı. Ama 0,5'e gelmiş olması da elbette ve burada kalıcılığın beklenmesi Fed'in faizleri düşük seviyede tutmasının da önünü açacak. Fed'in de birazcık elini rahatlatmış olacak. Dediğim gibi burada günlük olarak 97.700'ler üzerinde kapatmış bir endeks vardı. Bir miktar negatif bir açılış yapabiliriz. Kamu bankalarının öncülüğünde belki pozitif ayrışma görülebilir ama endeksin açılışı için negatif beklentimiz sürüyor. Yunus, teşekkür ediyorum sana verdiğim bilgiler için. Evet, Viyop'ta gördünüz siz de ekranda %0,4'ün üzerinde eksiyle başladı. Fakat Türkiye Varlık Fonu'nun bu 21 milyar TL'lik sermayesi kamu bankaları üzerinde hisse senetleri piyasasında nasıl etki yaratacak? Spot piyasanın açılışıyla beraber göreceğiz diyelim ve herkese iyi günler diliyorum.